feminizmin doğru anlaşılması için, aynen, tırnak içinde, aynen, bir tanımlamasını, hı-hı, yapabilir misiniz lütfen? Şimdi işte feminizm, hı-hı, başta da söylediğim gibi 3 temel üzerine kurulmuştur. Hı-hı. Eşitlik, haklar ve kadınların güçlendirilmesi, hı-hı, üzerine. Ama hiçbir akımın sürekli kalmadığı gibi feminizm de gelişme göstermiştir. Daha sonra mesela İtalyan feministleri çıkıyor. İtalyan feministleri özellikle eşitlik konusunu sorguluyorlar. Onların sloganları eşitlik mi, özgürlük mü diyorlar. Yani eşitlik mücadelesinin kadını özgürlükten uzaklaştırdığını bahsediyorlar. Kesinlikle. Ondan sonra mesela ekolojik feministler çıkıyor. Sosyolojik feminist, sosyalist feministler çıkıyor. Ve feminizmin mesela en önemli katkılarından birisi Marx'ın çatışma teorisine, efendim, kadın erkek arasındaki çatışmaya dayalı yeni bir boyut açmasıdır. Hı hı. Bütün bunlar gelişmeyle olan şeyler. Hatta feminizm çok uç noktalara gelip daha sonraları 1960'lı yıllarda o isyanla beraber erkeği reddetme, hı hı, ve yani sadece tek eşli kadınlar arasında evliliğe, ilişkiye kadar bile götüren bir duruma getirebiliyor. Yani çıkış noktasından, hı, tamamen uzaklaşmaya, evet, başlıyor. Ama sonra tekrar başka mecralarda, hı hı, akıyor. Sonra tekrar başka, anladım, mecralarda akıyor. Biz Türkiye'de özellikle feminizmin o 1960'lı yıllardaki tanımına ya da işleyişine takılı kaldık. Hı hı. Oradan hareketle feminizme karşı çıkıyoruz ama, hı hı, feminizm de böyle bir dalgalanma, bir geçişlilik gösteriyor. Evet. Bu arada Osmanlı kadınlarına gelecek olursak, Osmanlı kadınları da kendi yaptıkları şeye kendileri bir isim buluyorlar. Nisaiyun diyorlar. Yani kendileri bir isim buluyorlar. Aynı Dolores Williams'ın teklif ettiği gibi feminizm demeyelim, womanizm diyelim. Her kadın kendi içerisinde bir çözüm bulmak için strateji geliştiriyor. Görüşüne paralel olarak şeylerde Osmanlı kadınları da bu işe kendi toplumları içerisindeki verdikleri mücadeleye nisaiyun diyorlar. Ve gerçekten de bir mücadele verdiklerini görüyoruz. Evet. İşin en ilginç tarafı bütün bu Fatma Aliye'ler falan filan, o dergi çıkarmalar ondan sonra benim için en ilginç özellikle de siyaset olarak efendim Cumhuriyet kurulduktan sonra 1923 yılında daha Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmadan kadınların Nezihe Muhittin önderliğinde bir kadınlar fırkası kurması. Yani bu cesareti bulabilmeleri. Evet. Fırka kuruyorlar. O zaman toplumsal altyapı aslında sanıldığının aksine hazır değil Tabii mi? Tabii ki. Toplumsal altyapı hazır. Kadınlar bu güveni kendilerinde görüyorlar ve müracaat ediyorlar, hı-hı, valiliğe, İstanbul, hı-hı, valiliğine. İstanbul valiliği bunu geri çeviriyor. Onu da 1909 yılında çıkan kadınların işte seçme seçilme hakkının olmamasına dayandırarak reddediyor. Evet. Ve 23 artık Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra kadınların maalesef parti kurma hevesleri böylelikle kursaklarında kalıyor. Hı-hı. Daha sonra işte Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluyor. Kadınlara bazı tepeden inme haklar veriliyor. Bu haklar verildikten sonra da kadınlardan beklenen şey artık Cumhuriyet'in bekçiliğini yapmak oluyor. Yani Cumhuriyet size bütün haklarınızı verdi. Bundan sonra siz artık bütün haklarınızı aldınız. Bu Cumhuriyet'in bekçiliğini yapmanız, hı hı, gerekiyor. Orada bir kopuş oluyor.